Bizim bir projemiz olarak bunu ele aldık. Dedik ki ismiyle anılan her yere ismine uygun bitkileri dikelim dedik. Kestane bildiğiniz gibi aslında Karadeniz'de fındık kadar olmasa da meşhur bir bitkimiz, meyvamız. Dolayısıyla kestane üzerinde önemli bir faaliyet başlatıyoruz. Bunun da en uygun yeri olarak Kestane Köyü diye bahsettiğimiz Kestane Mahallesi. Oraya dikmeye başladık. Şimdi Gülyalı adı üstünde çok güzel bir ilçemiz. Gülleriyle meşhur. Oraya da gül dikmeyi uygun bulduk. Binlerce gül fidanı diktik. Ayrıca da Kiraz Liman diye anılan tarihi bir semtimiz var. Bölgemiz var Ordu'da. Oraya da kiraz diktik. Şimdi bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hem işin tarımsal boyutu var, ekonomik boyutu var. Hem turistik boyutu var. Hem de aynı zamanda ekonomik boyutu var. Bu bakımdan bu yerleri ismiyle müsemma olarak eskilerin tabiriyle zenginleştirmeye çalıştık. Bunlara devam edeceğiz. Aslında bütün bu diktiğimiz ürünlerin kendimiz tarafından da üretilmesi, gerek fidan olarak, gerek fide olarak üretilmesi. Hem gülleri üretmek üzere seracılığı canlandırdık. 40 yere sera diktik. Hem sebze, hem meyve, hem de çiçekler için. Bundan sonra kendi güllerimizi kullanacağız. Onun dışında fidanlığımızda da kestane dahil, ceviz ve diğer ürünler üzerine mavi yemiş dahil olmak üzere bunları oluşturuyoruz. Kiraz da buna dahil. Dolayısıyla çok zengin bir fidanlık çalışmalarını başlattık. Bu aynı zamanda da sözleşmeli tarımında bir gereği.